Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık CNN yapısı hakkında az da olsa bir bilgimiz oldu arkadaşlar. En azından bir resim veya bir görüntü yapısının bir giriş matrisine dönüştürüldüğünü, daha sonra buradaki giriş matrisi üzerinden fotoğraftaki veya görüntüdeki ana hatları daha belirgin şekilde bir özellik olarak almak için filtre yapılarının kullanıldığını da öğrendik. Süreç tabii ki daha bitmedi ama konumuz filtreleme işlemi olduğu için bir noktaya değinmem gerekiyor aslında. Bu videonun da konusu tamamen bu olacak arkadaşlar. Şimdi bunu bir örnek üzerinden gösterelim. Nereye değineceğimiz ile ilgili bilgi. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7'lik bir matris yapısı şuraya kurgulayalım. Bir de 3'e 3'lük bir filtre matrisi yapalım. Şöyle 2, 3 diyelim arkadaşlar. Şimdi hatta şunları da şöyle x, x, x diyelim. Şöyle kontrol enter dediğimizde tamamına aktarır. Şimdi 7 çarpı 7'lik bir giriş matrisimiz, 3 çarpı 3 boyutunda da bir filtre matrisimiz var arkadaşlar. Şimdi ilk önce sürecimiz nasıl işliyordu? Bu filtre yapısı buradaki giriş matrisi üzerinde tamamen bir gezintiye çıkıyor ve bunun üzerine bir çıktı matrisi ortaya çıkıyordu. Şimdi ilk olarak yaptığı işlem gider en sol üst taraftan bir filtreleme işlemi yapar. Bunun içerisinde bildiğiniz zaten toplam ve çarpım işlemi gerçekleştiriliyor. Bunu öğrenmiştik. Daha sonra buradaki işini tamamladıktan sonra arkadaşlar yapı bir sağ tarafa kayıyor. Yani artık buradaki işlemini bitirdi. Daha sonra bir sağ tarafa kayma işlemini yapıyor. Bunu birer adım olarak böyle adım adım gidiyor. Daha sonra alt kısma geliyor. Alt kısımda da yine aynı işlemleri yapıyor ve giriş matrisi üzerindeki işlemlerini bu şekilde tamamlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun sonucunda bir çıktı matrisimiz, bir çıkış matrisimiz oluşuyordu. Burada kaç adım ilerliyor? Bir adı, ilk adımı zaten yazdık. Burası ikinci adımı. Buraya geldiği zaman üçüncü adım. Buraya geldiği zaman bu sefer dördüncü adım. Yine bir tane daha kayma işlemini yapacak arkadaşlar. Bu durumda da beşinci adımına gelmiş oldu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çarpı 7'likti. Tekrar hemen gösterelim. Buraya gittiğinde aslında ilk yapısını kurdu. İlk adımını atıyor aslında. Şurada birinci adımını attı arkadaşlar. Daha sonra buradan geldi. Bir sağa gitti. Burası ikinci adım oldu. Buraya geldi. Burası üçüncü adım oldu. Buraya geldi. Burası da dördüncü adım oldu. Burada yapmış olduğu adım artı bir sayısı bizlere nasıl bir matris çıktısı, yani hangi boyutta bir matris çıktısı vereceğini söyleyen bir yapı. Bu durumda da aslında biz 4 adım yaptık, böyle saydığımız zaman baştan saydığımızda 5 adım yapıyor ama biz ilk adımdan saydık. Bu durumda da artı 1 olarak 4 adım artı 1'den 5 çarpı 5'lik bir çıktı matrisine ulaşıyoruz. Bunun matematiksel bir formülü var ama öncesinde buradaki bir adım ilerlememiz, yani buradan birer birer ilerlememiz ve yine aynı şekilde alt tarafa da birer birer ilerlememizin bir anlamı var arkadaşlar. Buna yapı içerisinde stride adı veriliyor. Stride adı veriliyor. Biz genellikle bu örneklerimizde stride değerini 1 alıyoruz. Neden? Çünkü aslında filtre matrisi ana matris üzerinde, yani giriş matrisi üzerinde birer adımla kayma işlemini gerçekleştiriliyor. Çıktı matrisinin boyutunu formül üzerinden hesaplayabilmek için ise şöyle bir yapı kullanılıyor arkadaşlar. Giriş matrisi, şöyle hatta yazalım tamamını, kafamız karışmasın. Giriş, şöyle giriş matrisi boyutu, giriş matrisi boyutu eksi, şunu da şöyle parantez alalım. Filtre matrisi boyutu. Filtre matrisi boyutu. Parantezi kapattım. Bölü diyorum. Stride bölü stride. Yani kaçar adımla bu işlemi gerçekleştireceğiz. Burası. Daha sonra bunun
tamamına artı 1 diyoruz. Şimdi elimizde 7 çarpı 7'lik bir matrisimiz vardı. 3 çarpı 3'lükte bir filtreleme matrisimiz vardı. Şimdi satır ve sütun burada eşit olduğu için direkt olarak 7 sayısını ve buradan da 3 sayısını alabiliriz. Yani giriş matrisimizin boyutunu 7 değerine, eksi filtre matrisimizin boyunu 3 değerine, daha sonra bölü stride'ımız birer adımla gittiğimiz için 1 değerini alıyoruz. Daha sonra artı 1 diyoruz arkadaşlar ve çıkan sonuç aslında 7 eksi 3'ten 4, 4'ü 1'e böldük 4, artı 1 dediğimizde 5 değerine geliyor. Bunlar aynı satır ve sütun sayısına sahip olduğu için çıktı matrisi de bizlere 5 çarpı 5'lik bir matris değerini verecek arkadaşlar. Bunu farklı örnekte de yapabilirsiniz. Örneğin 20 çarpı 20'lik bir matrisimiz olsun, girdi matrisimiz. 5 çarpı 5'lik de bir filtreleme matrisi olduğunda bu durumda ne olacak? 20 eksi 5 stride birer adım gittiğimiz için bölü 1 artı 1 dediğimizde buradan 15, 15 bölü 1, 15 artı 1 dediğimizde 16 çarpı 16'lık bir çıktı matrisine erişim sağlayabiliyoruz. Satır ve sütun değerleri farklı ise eğer girdi yapısında sonuçta bir resmin aynı orantıda bir piksele sahip olmasına gerek yok. Bu örnek veriyorum. Şöyle aşağıya doğru gelelim arkadaşlar. Mesela diyelim ki 32 çarpı 28'lik bir giriş matrisimiz olsun. Yine filtre matrisi de 5 çarpı 5. Bu durumda yukarıdaki formül hem satır hem sütun bazlı hesaplanır arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki 32 eksi 5 diyorum. Daha sonra bölü 1 artı 1 diyorum. Bu durumda 32'den 5'i çıkarttığımız zaman ne kalıyor arkadaşlar? 27 değerine ulaşıyoruz. 27 bölü 1, 27 artı 1 dediğimizde 28. 28 değerine geldiğimizde bu durumda da 28 eksi 5 diyoruz arkadaşlar. Bölü 1 artı 1 dediğimizde de bu durumda da 28, 23, 23 bölü 1, 23 artı 1 de 24. Yani 32 çarpı 28'lik bir matrise 5 çarpı 5'lik bir filtre matrisi uyguladığımızda bu durumda arkadaşlar 28 çarpı 24'lük bir matris sayısına yani bir boyutuna ulaşmış oluyoruz. Bu formül yapısını bir yere yazmanıza gerek yok. Sonuçta bilgisayar zaten bunu arka planda bizim için gerçekleştirecek arkadaşlar. Peki buraya kadar bir sorun yokmuş gibi gözüküyor değil mi? Yani bir girdi matrisimiz, bir filtreleme matrisi ve evrişim alanı içerisinde bir çıktı matrisine ulaşıyor arkadaşlar. Ama burada bazı problemler var. Yani şu anda ne kadar sorunsuz olsa da burada bazı problemler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunlardan en önemli olan 3 tane problem üzerine biraz kafa yoracağız. Bir sonraki videoda da bu problemlerin çözümü hakkında yine sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ilk sorun. Burada dikkat ederseniz 7 çarpı 7'lik bir matris üzerine bir filtre uyguladığımızda 5 çarpı 5'lik. 20 çarpı 20'lik bir matrise filtre uyguladığımızda 16 çarpı 16. 32 çarpı 28'liğe bir yapı vurguladığımızda bu durumda da 28 çarpı 24'lük bir matrise ulaşıyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Girdi matrisine bir filtre uyguladığımızda arkadaşlar, hatta şöyle yapalım, şuraya boşluk açalım. Girdi matrisine bir filtre uyguladığımızda yeni çıkan filtre yapısı, ya pardon, filtreden çıkan yeni çıktı matrisimiz boyutu girdi matrisinden küçük olacak. Bu bir problem. Neden? Bizim veri setimiz artık buradaki matrisimiz. Yani sonuçta bu matris elimizdeki bir görüntünün sayısal bir değere çevrilmiş hali. Yani bunun içerisinde aslında bizim datalarımız saklanıyor. Buranın boyutunun küçülmesi demek arkadaşlar, bu resim üzerindeki özellikleri kaybetmemiz demek. Yani aslında ilk sorunumuz boyut küçültme sorunu. Şöyle yazalım. Yani bir
girdi matrisine, filtre matrisi eklediğimizde bu durumda bazı özellikleri kaybedebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle boyut küçültme ismini verelim birinci sorunumuza. Bura anlaşılmıştır umarım. Yani buradaki ana amaç şu. Sonuçta bu matris bir görüntü ise bu görüntüye filtreleme uyguladığımız zaman sonuçta daha düşük bir matris ortaya çıktığı için demek ki elimizdeki özellikleri kaybedebiliyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir problem. Sonuçta bir de şu var. Biz evrişim alanı içerisinde bir matrise birden fazla filtre hatta bu sistem bu şekilde devam edebiliyor. Yani yeni çıkan matrise yine bir filtre yapa 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 hatta öyle bir noktaya gelebilirsiniz ki elinizdeki görüntüden hiçbir özellik kalmayabilir arkadaşlar. Bu tabii ki önemli bir problem. Boyutun küçültme işleminin gerçekleştirilmesi. Şimdi diğer sorun ise arkadaşlar köşegen dediğimiz bir sorun. Bu sorun ne demek aslında? Onu da şöyle yeni bir sayfa içerisinde gösterelim. Daha net bir şekilde anlaşılır. Şimdi öncelikle isterseniz yeni bir matris çizelim. Buna da mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. 2, 3, 4, 5, 6'ya 6'lık bir matrisimiz olsun. Yine bu durumda bir de 3'e 3'lük şöyle 3'e 3'lük bir matris yapımız olsun arkadaşlar. Geldim şuraları hatta şöyle yapalım. Ctrl Enter dedik. Buraya yerleştirdik. Şimdi ilk adım olarak geldi buraya bunu yerleştirdik arkadaşlar. İlk önce gitti işlemini gerçekleştirdi. Bu birinci adım. Şimdi burayı isterseniz şöyle kırmızı renge boyayalım. Kırmızı renk işlemin gerçekleştirildiğini bize söylesin. Sonra buradaki matris yapısı bir sağa kayacak. Yani artık hatta şuradan aldım, şurayı kopyaladım, buraya geldi. Artık yapı buraya geldi arkadaşlar. Şimdi bu matrisin sonuçta bir fotoğraf gibi düşünebilirsiniz. Bir resim sonuçta bu. Resmin burasında bir piksel var, burasında bir piksel. Bunların hepsi bir piksel. Daha sonra buralar arkadaşlar şöyle boyayalım hatta. Şöyle geldim. Şunlar köşegenler. Sonuçta köşegen de olsa matrisin bunun içerisinde bilgiler var. Şimdi filtre ilk önce burayı taradı. Burayı taraması demek aslında. Hatta nasıl yapalım daha anlaşılır olması için arkadaşlar. Şöyle yapalım. Geldim şurayı şöyle yapıştırdım. Burayı da şöyle turuncuya boyayalım. Şimdi ilk filtreleme işlemi matrisin ilk köşesinde bir defa bu işlemi gerçekleştirdi. Sonra geldim burayı kopyaladım. Bir sağa kaydırdım. Artık buradan işlem bitti. Bu arada şurası tabii ki turuncu olmayacak. Onu kopyaladığım için öyle oldu arkadaşlar. Tamam. Buraya geldi. Daha sonra buradan sağa geldi. Bir sağa kadar daha geldi. Yani aslında en son şuraya kadar geldi arkadaşlar. Şurası da yine köşegen olduğu için turuncu. Şimdi ne yaptı aslında? Köşelere birer defa filtreleme işlemini gerçekleştirdi. Sonra geldi buradaki yapı bir alta geldi. Şurayı şöyle siliyorum. Şurayı da şöyle biçim boyacısından yine turuncuyu kaldırıyorum. Bu şekilde devam ediyor bu süreç. Burada önemli olan nokta şu. Orta bölgeler filtreleme işleminde sonuçta filtreyi buraya uyguladığımızda da buradaki alan taranıyor. Ortaya sola uyguladığımızda da buradaki alan taranıyor. İçeri uyguladığımızda da yine buradaki alan taranıyor. Yani içerideki pikseller birden fazla bir filtre üzerinde birden fazla geçebiliyor. Ama köşelerdeki filtre yapıları yani köşegen yapılarımızda filtreler matrislerimizin köşelerine birer defa değdiği için buradaki özellikleri yine net bir şekilde çıkartamayabiliyor. Şimdi sonuçta orta alanı daha fazla geziyor filtre. Yani hatta şöyle tekrardan şunları kaldıralım. Şurayı şöyle şöyle dolgu yok yapalım. Köşegenleri gördük aslında. Şimdi şurayı da şöyle kaldırıyorum. Bunu geldi. Bir defa bu köşeye geldi. Ama ortalara geldiği zaman bakın buradaki alanları geldi, taradı. Daha sonra buraya geldim. Örneğin buraları taradı. Şuraya yapıştırdım. Şimdi buraya yapıştırdığım zaman köşe gitti. Buradaki değerler ne oldu? Aslında filtre ikinci defa geçti. Bir alta geçtiği zaman aslında ne oldu? Buradaki alanı da aslında birden fazla geçti. Ama köşegenlere geldiği zaman
Bu durumda bir problem ortaya çıktı. Yani iç bölgelere birden fazla filtreleme işlemi gerçekleştirirken köşelerde filtrelemeyi bir defa geçti. Bu da bizim için büyük sorunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle yazalım, köşegen diyelim. Şöyle köşegen adını verelim. Yani elimizdeki resmin köşelerinden yeteri kadar bilgi alamayabiliriz. Yani burada bilgi kaybına yine yol açabiliyor arkadaşlar. Boyut küçültme gibi düşünebilirsiniz. Boyut küçültme tamamından aslında bir veri kaybı yaşayabilirken köşegenlerde yine gördüğünüz gibi resimde önemli bir piksel var ise işte atıyorum bir doğa resmine baktığınızda buradaki alanda bir kuş resmi var ise bu kuş resmini tanımlayabilmek için köşelerdeki pikselleri de çok net şekilde tanımlamamız gerekiyor. Ama bu durumda eğer bu şekilde yaparsak köşelere birer defa filtre geçtiği için buradan bilgi kaybı ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Üçüncü sorun ise başta sizlere söylemiş olduğum stride ile ilgili bir sorun. Şimdi stride normalde görmüş olduğunuz gibi birer adımla gidiyor arkadaşlar. Ama stride bir hiper parametredir. Şuraya da yazalım. Stride yani adım yapısı bir hiper parametre değeridir. Yani hiper parametre olması demek ne demek? Optimal bir sayıya sahip her aldığı değer modelin başarısı üzerine de aslında farklılık yaratabilen bir değer. Bu da demek oluyor ki biz stride değerini her zaman bir olarak almayabiliriz. Yani adımlar birden fazla şekilde de gerçekleştirilebilir. Mesela şurayı yine yapalım. Şuradan hatta kaça kaçlıktı? 6'ya 6'lıktı değil mi? Şuraya geldim. 7'ye 7'lik yapalım. Şunu da şöyle şuraya yerleştirelim. Bakalım kaç oldu? 7 tane burası oldu. 7 tane de burası oldu. Şimdi 7'ye 7'lik bir matrisimiz var. 7'ye 7'lik bir matrisimiz var. Eğer stride değeri 1 ise, adımlama değeri 1 ise bu durumda buraya geldi. Birinci adım. Daha sonra burayı kestim. Buraya yapıştırdım diyeceğim ama şey de alıyor, biçimi de alıyor. Şuraya aldım, şuraya yapıştırdım. Yine bir adım ilerledik. Devam ediyorum bakın sağa doğru. Şu şekilde devam ediyorum. Geldim buraya. Tamam. Burayı da aldım. Buraya yapıştırdım. Bakın strike 1 iken adım adım hepsine gitti. Herhangi bir sorunumuz yok arkadaşlar. Ama strike değeri değişir ise ne olacak? Şimdi stride değerini biz şöyle yazalım. Stride değerini bir değerini verdiğimizde 7 çarpı 7'liğe 3 çarpı 3'lük bir filtreleme uyguladığımızda formülümüzü hatırlayalım. 7 eksi 3 bölü 1 burası stride'dı artı 1 dediğimde 7 eksi 3 buradan 4 bölü 1 4 artı 1 5 5 çarpı 5 5 çarpı 5 değeri geldi. Stride değeri 2 alır isek ne oluyor? Stride değeri, stride, şuraya geldim. Stride değeri 2. Şunu da şöyle yazamadım. Stride değerini 2 alırsak ne oluyor arkadaşlar? Şimdi bu durumda şurayı kopyaladım. Geldim. Burası aslında ilk yapıştırdığım yer. Bir adımda buradaki filtre bir sağdan başlayacakken artık buradan başlayacak. Yani buraya geldim arkadaşlar. Artık yapı ikinci adımda buraya geçiyor. Yani stride 1 iken burası iken artık buraya geçiyor arkadaşlar. Sonra yine buradan aslında bir adım buraya geçmesi gerekirken iki adım buraya geçiyor. Ve buradaki yapıya dönüyor. Geldim bu şekilde artık adım atlayarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Stride değeri 2 iken. Burada da aslında bir problem yok. Sonuçta aslında tamamen sığdırma işlemini gerçekleştiriyor. Burada da 7 eksi 3 bölü 1 pardon özür diliyorum bölü 2 olacak artık stride değerimiz 2 artı 1 dediğimizde 7 eksi 3 4 4 bölü 2'den 2 artı 1 dediğimizde de 3 çarpı 3. Yani stride'de 2 aldığımızda da 3 çarpı 3'lük bir matrise ulaşabiliyoruz. Peki stride'i 3 alırsam neler oluyor? Stride değeri 3 alırsam ne oluyor arkadaşlar? Bir de buna bakalım. Şimdi geldim tekrardan buraya yapıştırdım. Burası ilk adım.
Birinci adım olsaydı buradan devam edecekti. İkinci adım olsaydı buradan devam edecekti. Ama üçüncü adım olduğu için, stride 3 olduğu için buraya gelecek. Yani burayı kopyaladım, buraya yapıştırdım. Burada da bu işlemi gerçekleştirdi. Peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Bir adım olsaydı buraya, iki adım olsaydı buraya, üç adım olduğu için buraya. Ama bakın 3 çarpı 3 buraya yerleştirdiğiniz zaman matris sığmayacak. Bu zaten formülden de ortaya çıkabilen bir şey. Yani 7 eksi 3 dediğimizde bölü 3 diyorum ve artı 1 diyorum. Bu durumda 7'den 3 çıktığında arkadaşlar 4, 4 bölü 3 artı 1 değeri ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu da ne yapar? 7 bölü 3 yapar. O da 2,33 gibi bir sayıya tekabül eder. Yani bir çıktı matrisi uyumsuzluğu ortaya çıkıyor. Stride değiştiği zaman bir çıktı matrisi problemi ortaya çıkıyor. Çünkü filtre elimizdeki girdi matrisine uygun olmuyor arkadaşlar. İşte bunlar, hatta şunu da şöyle üçüncü olarak yazalım. Stride problemi olarak yazalım. Şimdi demek ki başta öğrenmiş olduğumuz filtreleme işlemi aslında basit olarak gözükse de önümüze 3 tane büyük problem çıkartan bir yapıya dönüşebiliyor. İlki boyut küçültme. Girdi değişkenine bir filtre uyguladığımızda çıktı matrisi yapısı, özür diliyorum, değişken dedim, matrisi olacak. Girdi matrisine bir filtre matrisi uyguladığımızda çıktı matrisi girdi matrisinden daha küçük olacağı için özellik kaybı ortaya çıkabilecek. İkincisi köşegenlerden, biliyorsunuz tek bir defa köşegenlerden geçerken orta noktalardan birden fazla filtre geçebiliyor. Bu da aslında bilgi kaybına, özellik kaybına neden oluyor. Üçüncüsü ise stride'ın bir hiper parametre olmasından dolayı, birden farklı bir değer seçilebilmesinden dolayı bir uyumsuzluk ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Bu üç problem filtreleme işlemi yapıldığında ortaya çıkabilecek bir problem arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ise bu üç problemle nasıl başa çıkılıyor? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.